Herkese merhaba. Ajan Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden biri olan Beşiktaş, Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve temsilcimizin bu maçını analiz edeceğiz. Braga'daki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Braga'nın Beşiktaş'ta maç oynadıktan sonra lige dönüşte herhangi bir problem yaşamadığının altını çizelim. Santa Clara karşısında 2-0 kazandılar. O maçta Ricardo Horta damga vuran futbolculardan biriydi. Bir gol, bir asistlik performans ortaya koydu Ricardo Horta. Boavista maçında ise deplasmanda 2-0 kaybettiler. O maçta ciddi konsantrasyon kayıpları yaşandığı yönünde eleştiriler vardı Braga takımına. Ki teknik direktör Pinto'nun da bu yönde açıklamalar yaptığını söyleyebilirim. Sorunlar var Braga'da. Boavista karşısında kötü bir futbol ortaya koydular ama Boavista'nın da özellikle Portekiz Ligi'nde etkili bir grafik ortaya koyan takımlardan olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Braga çok kalitesiz bir takıma kaybetmedi. 10 kişi kalan bir rakibine karşı da tabii çok farklı bir performans ortaya koyduklarını gözlemliyoruz. Son karşılaşmada Famalicão ile iç sahada karşılaştılar ve 2-0 geriye düştükleri maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı Braga. Fakat rakipleri 10 kişi kalmıştı ve bir defans oyuncusu kırmızı kart görmüştü. Ona rağmen goller yediler. Sonrasında tabii ikinci yarıda toparlandılar. Bunu söyleyebiliriz. Ee, tam Braga maçı kaybediyor derken sahneye çıkan futbolcu Galeon'u oldu. Arka arkaya iki gol attı ve takımına hayat verdi. Beşiktaş maçı öncesinde de yine dikkat çektiğim futbolculardan biri olan Ricardo Horta'nın çok formda olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı takım arkadaşı Galeano gibi. İşin özeti lig açısından baktığımızda Braga'ya inişte çıkışlı performansları devam ediyor. Avrupa Ligi'nde ise konsantrasyon çok daha farklı olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Braga'nın teknik direktörü Sapinto Avrupa Ligi için açıkçası 7 puanla grupta lider olmalarına karşın son derece temkinli bir yaklaşım içerisinde. Bunu görebiliyorum. En azından yaptığı açıklamalardan bunu görebiliyoruz. Beşiktaş karşılaşmasında da en azından 1 puan almayı hedefleyen bir Braga göreceğiz. Bu yönde takımını şekillendirecektir teknik direktör Sapinto. Antrenmanlarda da zaten futbolcularına Beşiktaş karşılaşmasında anahtar kelimenin kaybetmemek olduğunu vurguladı ifade etti sağ Pinto. İç saha avantajını da tabii kullanmak istiyor Braga. İç sahada rakibi baskı altına alan, boğan bir taraftar kitlesine sahipler. Bunu da avantaja çevirmeyi düşüneceklerdir. Braga'nın açıkçası grubu lider bitireceğini düşünüyorum. Her ne kadar Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde biraz temkinli konuşuyor olsalar da Braga'lı futbolcular ve teknik adamlar bu maça farklı bir konsantrasyonla çıkacaklar. Üst üste iç sahada oynayacakları maçlar Avrupa Ligi açısından bence son derece önemli. İç sahada maçları oynuyor olmalarının o avantajını kullanırlarsa gruptan çok rahat bir şekilde çıkacaktır lider bir şekilde Braga. Beşiktaş karşılaşmasını kazanırsa Braga çok rahatlayacak. Bu açıdan da karşılaşmaya farklı bir konsantrasyonla yak taşıyorlar. E, o açıdan maça çok ciddi anlamda asılan bir Braga görebiliriz. Futbol anlamında bunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın işi bu açıdan çok zor değerli takipçilerimiz. İlk maça nazaran 2 ya da 3 değişiklik yapabilir Braga Teknik Direktörü. Bunu göreceğiz. Son yapılacak antrenmanları da takip edeceğiz. Herhangi bir bilgi almamız durumunda tabii ki. Hem Ajans hem Radyo Spor'dan da takip etme fırsatınız var. Peki Beşiktaş'ta işler nasıl gidiyor? Açıkçası Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Süper Lig'e ve Avrupa Ligi'ne bakış açısı bambaşka. Avrupa Ligi'nde bence Beşiktaş defteri kapattı bu sene. Gruptan çıkma şansının çok çok düşük olduğunu düşünüyorum ve bu karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek ağırlıklı futbolcularla sahaya çıkacağını söyleyebiliriz. Aldığımız bilgiler bu yönde. Ee, Abdullah Avcı tabi ideal 11'ini kurma noktasında çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı. Bunu maç sonralarında basın toplantılarında da dile getirmişti. Braga karşılaşmasında ise daha farklı bir görüntü ortaya koyacak. Ee, yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkarak tabi Abdullah Avcı Beşiktaş forması giyen her futbolcunun değerli olduğunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Sahaya çıkacak 11'den de beklentiler bu yönde olacaktır. Ben Beşiktaş'ın bir tercih yapması gerektiği kanaatindeyim. Yani Avrupa Ligi'ne devam etmeyi düşünen bir Beşiktaş var mı, yok mu? Yoksa tam anlamıyla lige konsantre olan bir Beşiktaş mı var? Bunu göreceğiz bence bu karşılaşmada. Avrupa Ligi'nde zaten Beşiktaş önündeki 3 maçı kazansa dahi gruptan çıkma şansı bence çok zor. O açıdan karşılaşma artık bir final niteliği taşıyor diyebilirim. Ben Beşiktaş'ın daha fazla lige konsantre olması gerektiğini düşünenlerden biriyim. O açıdan Braga karşılaşmasında Beşiktaş'ı aşırı hırslı istekli, arzulu göremeyebiliriz belki. Avrupa Ligi maçı, prestij karşılaşması doğru fakat e, futbol açısından baktığımda ben bu şekilde bir değerlendirmeye sahibim. İşin gerçeği bence budur. Sizin tabii ki farklı bir yorumunuz olabilir. Ona da saygı duyuyorum ancak bence benim nezdimde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi defteri Avrupa defteri kapanmıştır. E, Braga Beşiktaş karşılaşmasında Ev sahibi takımın biraz daha avantajlı olduğu gerçeği var. Tabii ki Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın başarılı olmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Ülke puan açısından baktığımızda da bu son derece önemli. Fakat Beşiktaş açısından Avrupa defteri kapanmıştır. Daha çok lige konsantre olan, ligdeki şampiyonu hedefleyen ve bu doğrultuda takımını şekillendiren bir Abdullah Avcı göreceğimizi düşünüyorum. Takımda ödemeler yapıldı. Ahmet Nurçebi başkan olduktan sonra bazı krizleri krizleri çözme noktasında adımlar attı diyebiliriz. Bunun ilerleyen süreçte Beşiktaş'a biraz e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, şampiyonluk yolunda tabii ki Beşiktaş'ın önünde engeller olacaktır. Fakat Ahmet Nurçebi ve ekibi bu engelleri kaldırma anlamında da çok yoğun bir mesai harcıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tüm takımlarımıza yürekten başarılar dileyelim. Beşiktaş'ın işi gerçekten de çok zor ve şöyle bir gerçeklik de var: Avrupa ligi maçı oynayan takımlar lige dönüşlerde de ciddi problemle karşılaşıyorlar. Beşiktaş'ta uzun bir yol gidecek, yorgun olacak. Dönüşünde de tabii ki çok zor bir karşılaşma var Denizlispor maçı. O maçın daha fazla ağırlık kazandığı görüşü bende hakim. Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyoruz.